Şimdi gözde normal yaptığımız makyajlardan farklı bir sıkıntı hissediyorum. Hislerle mi ilerliyoruz bu videoda? Rimel, rimel. Eyeliner. Eyeliner, eyeliner. Aa, desene. Aynen. Onun dışında ki kusur senin olman yani o kadar. Ne demek lan bu? Ne demek bu? Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara Köse. Bugün sizinle farklı bir konsept çekiyoruz. Bugün ne yapacağız? Ben yüzümün yarısına yanlış teknikle makyaj yapacağım. Sonra kameramanımız gelip bunu tahmin etmeye çalışacak. Nerede neyi yanlış yaptım, neyi aslında normaldeki gibi gözükmüyor. Bulabilecek mi bilmiyorum, bakacağız. Bu arada yanlış teknik diyorum çünkü aslında yanlış makyaj diye bir şey yok bence. Çünkü mesela sizin gözünüz küçüktür ve kalem sürmemeniz gerektiğini okumuşsunuzdur. Çünkü küçük gözler iyice küçük. Kültür gözleri falan. Bence böyle bir şey yok yani. Siz kendinize yakıştırıyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Benim yapacağım şeyler daha çok genel olarak yanlış algısında olan şeyler olacak. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Daha sonrasında da diğer tarafa doğrusunu yapacağım ve aradaki farkı göreceksiniz. Aslında ufak şeylerin bile ne kadar değişikliklere yol açtığını. Ben şimdi yanlış teknikle yapacağım kısmı yapıyorum hemen. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Bir tepki ver. Burada İnanmıyorum sana. Tamam bekle bulacağım. Öncelikle eline sağlık. Zeminden bir başla tamam mı? Ay gördüm. Yolla gelsin. Şimdi orada bir sıkıntı var. Ama ne var? Ama ne var? Bakayım. Şimdi bir bronzer hatası var orada sanki. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ben kendime bakmak istedim. Bu tip kadınlar gerçekten böyle bir hata yapıyorlar mı? Ben bir tık abarttım ki sana yardımcı olsun diye. Oralara sen söyledikten sonra değineceğim. Bronzer'ı çok sürmüşsün. Yani evet. Sen bir bitir mesela. Bronzer'dan başladın. Bronzer'ı bitir. Tamam bronzer çok sürmüşsün. Bronzer'ın hatası bu bence. Allığı da çok geniş tutmuşsun gibime geldi. Beni şaşırttın. Gerçekten. Evet. Mesela bu kadar da bence sürmüyorlardır ama evet. Neyse. Ay tutamıyorum. Kendim. Bayağı tüm yanan kızarık. Bir de üstünde bronzer yani gerçekten. Facia. Şimdi gözde normal yaptığımız makyajlardan farklı bir sıkıntı hissediyorum. Hislerle mi ilerliyoruz bu videoda? Normal yaptığımızda bana baktığında böyle bir yüz çıkmıyordu karşıma böyle bir göz. Bu kim? Çok karanlık olmuş gibime geldi. Şunu söyleyebilir miyim ya? Herhalde renk seçiminde bir hata olduğunu söyleyemem değil mi? Öyle. Yok aslında her renkte yani yakıştığı sürece güzel makyaj çıkabilir. Şöyle bir hata var burada. Altına sürdüğünüz neydi gözün altına? Göz altı kapatıcısı. Hayır alt kirpiğin şöyle şuraya. O çekti. Da far. Kalem o farda sürmek. Bir hata var bence. Gözünü kapatabilir misin? Üstteki far güzel bence. Üstteki far bence güzel. Alttaki far biraz daha hafif olabilirdi diye düşünüyorum. Kirpik, maskara yani değil mi? Evet. Maskara da... Abi maskara kirpikleri ayırmamış sanki ya. Bilmiyorum doğru mu? Yani maskara... Beni şaşırtıyorsun. Kirpikleri birleştirmiş, yapıştırmış gibi olmuş. Hoş durmamış. Başka ne kaldı? Kaşlarını taramışsın herhalde. Göz bitti mi? Göz bitti bence ya. Far, maskara. Rimel, rimel. Eyeliner. Eyeliner, eyeliner. Ya öğrenemedim ya. Eyeliner güzel bence. Boşuna uğraşıyoruz biz ya. Eyeliner güzel. Ruj. Ruj da güzel. Eyeliner renk ruj, olmuş tamam. Mu? Renk beni ilgilendirmez. O herkesin zevkine göre değişir. Eyeliner ruj iyi, üst far iyi, gözün üst farı, alt far olmamış, kirpiklere maskara yapamamışsın, allık, fondöten diyorum, allık, bronzer, felaket, fondötenden ilgili bir şey diyemem, fondöten. Bir şöyle bakar mısın lütfen uzaktan, böyle bütün olarak? Anladım, fondöten çok belli oluyor değil mi? O mu sence sıkıntı? Fondötenin rengi mi sıkıntı? Rengi değil mi?
Evet. Yanlış renk kullandın yani fonda. Hı-hı. Sen cildine uymayan bir renk kullandın. Neden? Neden böyle bir şey? Çünkü çok fazla yapıyorlar bunu. Çünkü kollarına bakıp alıyorlar. Aha bak kolum koyu, bronz, bayağı bronz yani. Boynuma bak. Neyse birazdan değineceğim bunları, bitti mi? Yani başka yok mu şu an? Ben başka bir şey göremedim. Buraya ve buraya bir bak. Ama normalde yapmadığım için. Ha, normalde bilmediğim bir şey mi bu benim? Ama farkı görmüyor musun? Biraz daha yapayım. Aaa desene. Aynen. Tamam ne yapayım? Ama hiç hoş olmamış bence. Yani sen normalde anlamadım. Sadece tarıyordun herhalde. Evet çünkü maşallah yani şuna bak. Aynen senin kaşlar zaten iyi. Aynen o da olmamış. Biri. Kaş da bulduk. Onun dışında ki kusur senin olman yani o kadar. Ne demek lan bu? Ne demek bu? Beni eleştirmeyeceksin, makyajımı eleştireceksin. Tamam, işte senin makyaj yapman. Daha doğrusu yanlışları yapacaksın. Evet girebilir miyim ben artık? Yeter konuştum çok. Bakalım nelermiş senin bilebildiklerini ya da bilemediklerini. Başlıyorum. İlk önce fondötenden başlıyorum. Yani şuradan bu çizgiyi fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben beyaz bir pudra geçtiğim için bir tık rengi açıldı fondötenin. Ama zaten şu yüzümün yarısının ne kadar beyaz, diğer yarısının ne kadar koyu olduğunu görmeniz lazım. Bunun da sıkıntısı ne? Belki bu kadar koyu almıyorsunuzdur ama ben sokakta o kadar fazla yüzünde maske gibi duran fondöten insanlar görüyorum ki bu sadece fondötenin kalınlığından kaynaklanmıyor. Sizin kolunuzun üstünde denediğiniz fondötenlerden kaynaklanıyor aslında. Çünkü kolunuza değil boynunuzun şu kısmına denediğinizde tamamen kaybolması gerekiyor. Çünkü yüzümüzle boynumuz aynı renk oluyor ama görüldüğü üzere yani benim vücudum çok bronz. O yüzden yani ki videolarda eminim ki görüyorsunuzdur yüzümün daha beyaz kaldığını. Aslında ben yüzüme ve boynuma uygun fondötenler alıyorum. Daha koyu alırsam uyum sağlayamıyorum. Bütün boynumu da kaplamam gerekiyor. Dediğim gibi koyu bir fondöten ve ayrıca ben kuru ciddiyim ama yağlı ciltlere uygun bir fondöten kullandım. Yani gidip de bu full coverage bir fondöten. Hani kuru ciltli olabilirsiniz ama işte benim çok fazla sivilcem var bilmem ne deyip full kapatıcı bir şey sürdüğünüz zaman da böyle kalıp gibi duruyor ve ekstra koyuysa ekstra kendi rengini belli ediyor. Onun dışında da fırçayla dağıttım, süngerle dağıtmadım. O yüzden de birazcık aslında bilmiyorum ne kadar gözüküyor, kalıp gibi kaldı. Fondöten bu şekildeydi. Kapatıcı. Yüzünüzden çok açık kapatıcı kullanmak gözünüzü aydınlatmaz, grileştirip o gözünüzün morluğunu iyice belli eder. Benim göz altlarım çok mor olmadığı ve göz altı kapatıcım yüksek kapatıcı bir şey olduğu için o grileşmeyi şu an tam göremiyorsunuz ama eğer ince bir kapatıcım olsaydı şu an göz altım grileşmiş olacaktı. Eğer gözünüz aydınlansın istiyorsanız ilk önce kapatın morluğunuzu kendi normal renginizde bir kapatıcıyla. Daha sonra bu kadar aydınlık bir kapatıcı sürün. O yüzden de şu an aslında orayı aydınlatıp oradaki morluğa, göz altıma dikkat çekmekten başka bir şey yapmadım yani. Onun dışında da tabii şuralar dağıtmamak kapatıcıyı. Sadece burada tutmak hiç hoş bir şey değil yani. İncecik bile sürseniz hoş durmuyor. Birazcık buralara dağıtmanız lazım. Sonra bronzer. Bronzer'ı uyguladığınız fırça bence çok önemli. Tabii ki hepsi önemli ama bu yüzümüze uyguladığımız eğer koyu bir far sürmeyeceksiniz en koyu şey olduğu için hatayı direkt belli ediyor. Ben bunu bu fırçayla sürdüm mesela ve bu fırça oturtmak için okey bir fırça ama ben bununla dağıtamam. O yüzden dağıtamadığım için de böyle aslında şerit gibi kaldı. Ayrıca koyu sürdüğüm fondötene rağmen benim suratıma koyu ve çok turunculu bir renk bu sürdüğüm bronzer. Aslında benim ten rengime, şurada gördüğünüz kendi ten rengime daha gri alt tonu, daha soğuk bronzerlar daha doğal ve daha güzel duruyor. Mesela herhangi bir insan diyor ki daha bronz olsun, daha çok çöksün yanaklarımın altı, elmacıklarım belirginleşsin. Bunu gri bir bronzerla da güzel sürdüğünüz sürece sağlayabilirsiniz. Yani illa bu kadar koyu bir şey sürmenize gerek yok. Sonra allık. Allığı ben hep söylerim tabii ki. Videonun başında da söylediğim gibi bunda böyle belli bir kural yoktur makyajda. Size o yakışıyorsa onu yaparsınız. Ama genelde bu göz bebeğimizin olduğu yerden dış kısma süreriz allığı aydınlatıcıyı ki yanağımızı kaldırsın. Ama ben söylemiştim daha önce de. Mesela kızardığımızda da buralardan kızarabiliyoruz. Yazın bronzsam ben gidip buralara kırmızımsı, gül kurusu renginde şeyleri buralara getiriyorum. Ama genellikle özellikle de kışın dediğim gibi göz bebeğimden dış tarafa doğru sürüyorum. Yani böyle farklı yerlere getirmiyorum. Onun dışında da bence bu allık açık tenlere de koyu tenlere de biraz pembe ve kullanması zor bir allık rengi. Ve yani kolay kolay da yakışmaz. Yani çok hafif bir makyaj güzel
güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Ve aydınlatıcı. Aydınlatıcıyı, yani şu fırça birçoğunuzda var. Bilmiyorum memnun olanlarınız hala bundan var mı? Ben görüyorum. Ya bu fırça aydınlatıcıların ilk böyle popülerleştiği dönemler falan hem ucuzdu. Gratis'in, Eclipse'in bir fırçası. Hem de yani tam aydınlatıcı fırçası gibi duran bir şeydi. Ama ve lakin. Eğer siz çok çok ince ve belli belirsiz bir şey sürmüyorsanız, ki onda bile doğru bir fırça değil, şerit gibi bırakıyor. Yani dağıtmıyor. Siz ne kadar uğraşsanız da buraya lönk diye yapışıyor. Ve benim aydınlatıcım da bu fırçayla dağıtamadığım için çok şerit gibi kaldı burada. Göz farıma gelirsek, ben iyi bile dağıttım. Yani bazılarının gerçekten şöyle şöyle yapıp çıktığını düşünüyorum. Şuradaki hiçbir şekilde dağılmayı görmüyorum. Yani neredeyse burada bir çizgi göreceğiz. Onları ne olur dağıtın. Zaten siz eğer bir dağıtma fırçasıyla alırsanız ister istemez onu dağıtıyorsunuz. Ama eğer bu tarz daha yassı, daha düz bir fırçayla uygulama yaparsanız ne kadar dağıtmaya çalışsanız da dağılmaz, ki dediğim gibi yani bazı insanlar var ki şöyle şöyle yapıp çıkıyor. Eğer koyu bir şey sürüyorsanız bunu yapmayın. Bunu ancak açık renkli farlarda yapabilirsiniz, şöyle sürçük yapmayı. O yüzden de hem dağılmadı makyajım, hem de ikinci bir hiç hoşuma gitmeyen şey belki eyeliner'dan gözükmüyor olabilir. Bu farınızı aşağı düşürürseniz buralara gözünüz de düşer. Ayrıca eyeliner'ı sürdüğüm yerde beni yanılttı o yüzden mesela. Yani büyük ihtimalle bunu yapanı yanıltır diye öyle yaptım daha doğrusu. Ve şu şekilde eyeliner sürmek. Siz böyle kaldırdığınız zaman gözünüze güzel geliyor. Sürüyorsunuz. Sonra bir bırakıyorsunuz, düşüyor. Ya bunu çok görüyorum. Bunu YouTuber'larda bile görüyorum. Yani böyle çekip yapıp sonra olmadı falan. Olmaz yani. Siz bunu böyle çekip de böyle sürerseniz, indirdiğinizde bu böyle olur. Ve hani bu her gözde olur büyük ihtimalle. Onun dışında da işte şuraya bir açık renk simli bir far geçtim. Bunu çok fazla insan yapıyor. Neymiş? Gözüm aydınlansın. Yani hafif bir makyajda bunlar hafif bir şekilde uygulandığında güzel durabiliyor. Ama bu tarz kopkoyu, düğüne, bir yerlere gider gibi yapılan bir göz makyajında burayı aydınlatmanız oraya sadece dikkat çekiyor yani. Orayı aydınlatmanızın size bir faydası olmuyor. Ben eğer hafif bir katlama bölgesine far geçseydim, açık renk bir far sürseydim bu hoş durabilirdi. Daha az sürülmüş. Onun dışında şuraya sürülen bu aşırı fazla aydınlatıcı kötü yani. Ben buradayım diye bağırıyor. Bu seneler önce daha çok yapılan bir şeydi. Şu an insanlar çok yapmıyor ama özellikle de parmakla uygularsanız sonuç bu oluyor ve dağılmıyor. Ve kirpikler. Kirpikleri mesela benim kullandığım maskarayı biliyorsunuz, bu çok güzel bir şekilde ayırıyor. Ama ayırmayan bir maskara kullandığınız zaman ya da üst üste maskara kullandığınız zaman kirpikleriniz böcek bacağına dönüşüyor. O yüzden benim buradaki gözlerim de böcek bacağına dönüştü birazcık. Böyle birleşik ayrık değiller yani, seni tebrik ediyorum. Bunu fark etmeni beklemedim çünkü uzaktan birazcık daha tolere edilebilir duruyor. Sırf gözünüzün üstüne far sürünüz diye altına sürmek zorunda değilsiniz. Bütünlük için şu kısımlara sürseniz yeterli yani, bu kadar koyu bir gözde. Ben şu an gözümü çok böyle fazla öne çıkarttım. Zaten koyu, iyice böyle ben farlıyım, ben makyajlıyım diye bağırdı ve ayrıca dağıtmadım. Çünkü çok görüyorum. Gözünüzün altına ya dağıtabileceğiniz bir fırçayla yapın ya da sürdüğünüz fırçadan sonra daha geniş açılı bir fırçayla onu dağıtın. Böyle şerit gibi kalmasın yani. Şu an benim durup bunu böyle bir fırçayla dağıtasım geliyor. O zaman daha soft, daha güzel buğulu bir görüntü elde edersiniz. Bakışınız bile değişir. Kaşa söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ben bunu ne kadar burada söylersem söyleyeyim, milyonluk bir hesap bile söylese büyük ihtimalle biz sokakta kaşı dövmeli insanlar görmeye devam edeceğiz. Tamam, bazıları işlem yaptırdığı ilk günler böyle kalabiliyormuş. Yani kendim şahit olduğum oldu mesela. Yıkandıkça geçiyor. Normal haline gelmesi birkaç gün sürüyor. Böyle bir işlem de hiç yaptırmak istemezdim yani. Yani yapmayın bu kadar koyu bir kaş, ki benim şu anki saçlarımla falan eminim aşırı korkunç duruyordur. Ha, ben bunu dolduramaz mıyım? Doldurabilirim ama daha küllü, kendime yakın ve sadece boşlukları doldurduğum bir şeyle ya da tek tek kıl tekniği gibi bir kalemle çizerek yapabilirim bunu yani. Ya da her zaman yaptığım gibi jelle. Ruj bir kere, bence bu makyaj zaten ruj olmadan da çok koyu ve çok düğün makyajı, eski düğünlerin makyajı gibi duran bir makyaj. Ama mesela ben dudağıma daha açık renk bir şey sürseydim belki bu kadar da göze batmazdı. Bence şu anda batıyor yani, çok aşırı koyu. Şimdi büyük zevkle diğer tarafın doğru halini yapıyorum. Ben diğer tarafı da ve normalde yaptığım makyajı yani bitirdim, geldim. Şimdi daha net görebilirsiniz iki taraftaki yanlışı, doğruyu. Şu an boynumla yüzüm gayet aynı renk yani ve yan yana görüyorsunuz.
yüzümün ton farkını. Şu an kendi rengimdeyim. Gayet normal seçmem gereken bir bronzer rengi sürdüm. Allıkta daha şeftali bir allık sürdüm. Hem makyajıma hem cildime uyan, sevdiğim bir ton. Ben az önce kirpik kıvırıcı kullanmamıştım özellikle. Onu kullandığımda da ne kadar rahat kirpik kullandığımı daha iyi fark ettim. Yani bu taraf çok düşük aslında şu an. Çok fazla sürdüğüm için aslında daha fazla durduğu için belki anlayamazsınız ama. Onun dışında aydınlatıcı bütün burnuma sürmüştüm. Aşırı yanlış bir hareket çünkü burnunuz daha büyük gösterir bu aslında. Yani kaldırmaz. Sadece ucuna sürmeniz yeterli kaldırmak için. Belki biraz da buraya. Aslında makyaja yeni başlayanlar için bence güzel bir şey böyle şeyler izlemek. Ne yapmanız gerektiğini tabii ki bilmeniz lazım ki makyaj yapabilin. Ama ne yapmamanız gerektiğini de görün istedim. O yüzden böyle bir video çektik. Umarım faydalı olmuştur. Biraz beni böyle görmek hoşunuza gitmemiş olabilir. Benim hiç gitmedi ama. Güzel makyaj yapamıyorsanız yapabilene kadar bence abartı makyajlardan kaçının. Sonuç hemen hemen bu olacaktır yani. Sana ne? Belki insanlar bu makyajı seviyor. Belki bu makyajı... Şunu mu? Ya sevmeyin. Gerçekten çok kötü. Hani tamam eyeliner'ı daha düzgün çekin. Para iyi dağıtın ve bunu kaşıma getirmiştim özellikle. Çok getiriyorlar çünkü. Hani getiriyorsanız da bilmiyorum daha soft bir makyajı getirebilirsiniz. Getirmeyin yani bilmiyorum. Evet bence farkı şu an çok daha iyi anlıyorsunuz. Yani aslında koyu olan tarafın bana ne kadar koyu olduğunu şu an. Mesela boynumla kendi tenim tamamen aynı renkte. Onun dışında kirpiklerimi güzelce kıvırıp ayıracak, rahat rahat ayırıp sürebileceğim bir maskarayla sürdüm. Gördüğünüz gibi yine az çok koyu bir şeyler kullanmaya çalıştım gözde falan. Ama gördüğünüz gibi çok daha soft, çok daha doğal. Ben makyaj diye bağırmayan bir makyaj oldum. Evet bu içerik sayesinde kameramanımızın hala bir şeylerin ismini bilmediğini fark etmiş olduk. Ben zannediyordum ki artık ezberledi çıktı. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.